Sen ne halindesin? Sevgide misin? Korkuda mısın? Ne hissediyorsun? Çekirgek istilası da olsa çekirgek mi dedim? Görüşürüz demek ister misin? Son zamanlarda kendimizi böyle kaygı, stres, anksiyete, panik halinde çok fazla buluyoruz ve bu çok çok normal. Korona zaten bence bir yandan her birimiz yani böyle Allah bir şey mi oldu falan modundayız. Ya da onda var mı bunda var mı yani çevremize hep böyle artık çok dikkatli bakıyoruz. Ben kalabalık yerlerde mesela yürümemeye özen gösteriyorum. Olabildiğince toplu taşıma kullanmayayım, yürüyeyim ya da evden daha az çıkayım modundayım. Stres yani inanılmaz zaten artıyor bu durumda. Savaş bir yandan işte sınırdaki insanlar biliyorsunuz o Yunanistan'a gidenler falan hani diğer yandan çekirge istilası geliyor diyorlar. İşte deprem yani hani böyle aslında bence dünya olarak bir delirme halini yaşıyor gibiyiz. Instagram'da geçenlerde gördüm. Ya o kadar çok şey oldu ki artık 2020'de hani bir zombilerin gelmediği eksik. O da bir gelsin de kurtulalım hani bununla dalga geçiliyordu. Şimdi şuna geleceğim. Ben buralardan nereye bağlamak istiyorum? Bu kadar çok stres, endişe, kaygı, anksiyete, panik ve bir yerde bence hani bir delirme halini yaşıyoruz. Çok yani haklı olarak, kesinlikle haklıyız. Yani gerçekten işte deprem var, evde durmayın, korona var, evden çıkmayın modu var ya. Ve nereye gideceğiz, ne yapacağız, hani öleceğiz mi, ölmeyeceğiz mi, yaşıyoruz ama iyiyiz herhalde, hastayız galiba, yok yok hasta değiliz, çok sağlıklıyız, acaba arkadaşıma bir şey mi oldu, yok aramadı ama yani olmaz ona bir şey falan. Hani böyle bir gerçekten ben de kendimi zaman zaman bunları ucundan diyeyim, hani böyle çok deli gibi değil ama sorar halde buluyorum. Arkadaşlar lakin hani buna ne çözüm olabilir diye kendimce böyle düşünüyorum. Haberleri mesela bayağı uzun bir süre hani yıllardır hiç izlemiyordum. Gazete okumam, haber izlemem. Çünkü medyanın açıkçası olumsuz konuları diyeyim ele aldığını ve bunlardan haber yaptığını siz de biliyorsunuzdur. Yani çok nadir olumlu haberler haber olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden bu benim bilinçli seçimimdi. Yalnız bu koronanın patlamasıyla işte sınırların açılmasıyla beraber bir haberlere bakayım dememle yani son bir ayda diyeyim size gerçekten böyle bende de şey yükseldi. Allah yani ne oluyor falan böyle bir stres haline soktum kendimi. Önce dedim ki tamam bu haberleri bir şekilde izlememek gerekiyor. Bu demek değil ki bu arada lütfen böyle algılamayın. Yani çok rica ediyorum. Ama işte onları takip etmiyorsan onları önemsemiyorsun. Onlara işte arkanı dönüyorsun. Ya da onları görmediğin onun olmadığı anlamına gelmiyor gibi gibi yorumlara doğru bulmuyorum ben. Neden? Çünkü bu aslında o kadar çok bunu hissediyorum ve o kadar çok bende olumsuz duygulara sebebiyet veriyor ki bu olumsuz duygular yerine kendi içimde biraz daha huzur bulmak istiyorum. Onların acısını çok fazla hissediyorum ve gerçekten canım yanıyor. Sınırda işte biliyorsunuz hani teller çekildi falan. Onu duymak bile böyle tüylerimi ürpertiyor benim. Dolayısıyla da bu duygulardan biraz arınmak istiyorum. Şimdi bütün bunlarla beraber benim geldiğim sonuç ne oldu? Bütün duygular arkadaşlar iki temel duygudan kaynaklanıyor. Tüm duygu ve düşüncelerimizin çıkış noktası ya sevgi ya da korku. Ve sevgi ya da korkudan başka hani ondan türemeyen başka duygu yok. Yani her duygu atıyorum öfke hissediyorsunuz korkudan. Üzüntü hissediyorsunuz. Onun da dayandığı nokta korkudan. Zaten üzüntüyle öfke bu arada hani beraber gezer genelde. Öfkenin altını kazırsanız üzüntü çıkar. Neyse bu detaylara girmeden mesela işte ne bileyim şükran duygusu zaten en üst noktalarda bir duygu. İşte ne bileyim bağışlama duygusu ya da affetmek daha doğrusu işte minnet duymak. Hani bu tarz duyguların da zaten geldiği nokta tamamen sevgi. Yani en derinini kazıdığınızda duyguların ya korkuya gider ya da sevgiye. Şimdi dün ben bunu böyle bir düşünürken bir not aldım kendimce ama bunu size okumak istiyorum. Çünkü aklımdan bunu şöyle şöyle diye söyleyemeyeceğim.
O yüzden okuyacağım. Şöyle arkadaşlar, şimdi sevgiye dayanan ve korkuya dayanan, hani sevgi bu, korku bu diye alın. Böyle iki sütuna ayırdım ben. Daha hani sizin için de net olsun diye. Mesela sevgi duyduğumuz zaman bir rahatlama hissi duyarız. Ama korkuda bir panik hali vardır. Sevgide huzur duygusunu hissederiz. Ama korkuda işte stres ve endişe hakim olur. Sevgideysek eğer bilme halini yaşarız. Korku hissediyorsak böyle bir bilinmeme hali, anksiyete vardır içimizde. Sevgide emin olma vardır, korkuda kaygı. Sevgi güven verir, korku güvensizlik. Sevgide yoga, meditasyon, işte egzersiz, hani hareketler böyle yapma isteği duyarız. Nefes egzersizleri, böyle koşmak, her türlü hareket, spor. Ama korkudaysak hareketsizlik, böyle sadece yatalım, hani duralım, böyle şey, hani ölüler biliyorsunuz zaten hareketsizdir. Oradan yola çıkın, tamamen böyle bir hareketsizlik hali hakimdir. Sevgide önlem al ama rahat ol diyebiliriz. Korkudayken de önlem al ama delir noktasında olabiliriz. Sevgide yine işte beslenme, büyüme, gelişme, olgunlaşma duygularını yaşarız. Ve aslında bir yerde de yenileniriz. Ama korku halindeyken arkadaşlar, çürüme duygusu gibi bir duygu aslında içimize böyle oturabilir diyeyim size. En kaba tabirle tabii ki. Bunun yanı sıra sevgideysek eğer empati duygusunu yani çok net hissedebiliriz. Bu empati bir yetenek mi, duygu mu? Bunu geliştirmek mümkün mü? Empatiyi ben bir videoda açıkçası ele almak istiyorum ilerleyen zamanlarda. Siz de bu empati duygusuna değinmemi istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Bir de böyle biraz araştırma yaptım empatiyle ilgili. Bunu dediğim gibi empati videosunu çekersem zaten daha detaylı paylaşacağım. Ama 1979 ve 2009 yılları arasında 14.000 öğrenci arasında bir çalışma yapılıyor. Ve bu çalışmanın sonucunda da bu 14.000 kişinin işte 79'dan 2009'a diyeyim size, bu 30 yılda empati kurma yeteneği %40 oranında düşüyor. Ve bunu da hani araştırmacıların bağladığı nokta bu işte sosyal platformların çoğalması, işte insanların daha az sosyalleşmesi gibi gibi. Bu da böyle bir parantez olsun, şimdi esas konuya bir geri dönelim. Bunun yanı sıra empati yeteneği sevgide çok yüksekken, korku duygusunda, korku halindeysek kendimize çok odaklı oluruz. Ama bu böyle empati yeteneğinden diyeyim, bizi yoksun kılar. Ve son olarak sevgi hissediyorsak eğer sosyalleşme ihtiyacı hissederiz gerçek anlamda, ama korku halinde içimize kapanmak isteriz. Zaten depresyon, öfke, üzüntü, keder duygularını hissedebiliriz. Peki ben bütün bunları sizlerle neden paylaşıyorum? Yani neden özellikle sevgide olma hali ve korkuda olma hali önemli? Tamamen şundan, şimdi korona ile ilgili mesela, koronayı örnek vereyim. Tabii ki de büyük bir salgın. Zaten dünya çapında, yani bütün dünya alarmda. Ve evet, tabii ki de ölüm tehlikesi bile var. En çok zaten biliyorsunuz yaşlılara, 60 yaş üstü ve bebekler için çok tehlikeli diyorlar. Ama bu evet var ve buna önlem almalıyız. Ben demiyorum ki gidin sokaklarda herkesle öpüşün, el sıkışın, sarılın, işte yakın temasta bulunun. Ne bileyim, AVM'lerde böyle toplu yerlerde işte sinemalara gidin, hani hep böyle herkesin olduğu yerlerde gezin demiyorum. Tabii ki de önlemlerimizi alalım. Ama bunu yaşarken sonuç olarak bunu işte 27 derecenin üstünde barınamıyor da diyorlar. Bunu yaşarken bizim bir oluş halimiz var. Yani ya bunu inanılmaz stres halinde ve böyle korku duyarak ve Allah ne oldu ne olacak, ah işte boğazım ağrıyor şimdi falan halinde atlatacağız. Ya da tamamen böyle bir rahatlamak, gerçekten böyle bir gevşemek, aslında parasempatik sinir sistemini aktive etmek de denir buna. Bol bol, belki ben yin yogayı çok seviyorum. Onunla da ilgili bilmiyorum, belki ileride videolar gelir. Yin yoga yaparak, yani meditasyona çok daha fazla önem vererek bu süreci atlatmamız belki daha kolaylaşabilir. Şunun yine yeniden altını özellikle çiziyorum.
Asla ve asla aman da işte meditasyonlar yapın, hiç önemsemeyin. Dışarıda ne oluyorsa oluyor canım, aman falan modunda değilim. Bence çok önemli ve bence hani dünyanın neresinde olursa olsun bir insanın ölmesi, bir kedinin bile yani bana göre hani hayatını kaybetmesi, böyle ölümcül bir trafik kazası bile çok değerli ve çok acı verici. Bunu tabii ki de önemseyelim. Ama bunu yaşarken hayatın bir gerçeği, hayatın bir akışı, bir akışta olmamız gerektiğini de unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani nehirleri düşünün, ben hep doğadan yola çıkıyorum. İşte mesela ağaçlar böyle sakin bir oluş halindedirler, sadece vardırlar. İşte su akar, yani nehir akar, deniz akar, böyle hep bir akış hakimdir ve taşlara böyle takılıp mesela suyu düşünsenize, ay taş var burada ben akmayacağım artık durayım falan, hani o akış gerçekleşemezse dururuz ve ölürüz. Belki bizlere toplumsal olarak korku içinde yaşamayı yıllardır öğretmişlerken biz buradan çıkıp tamam korkuyu yeterince hissediyoruz ve yeterince yaşadık, artık bu kıyafeti üzerimizden çıkaralım ve sevgiyi seçelim. Daha çok böyle rahatlama duygusu içinde olalım. Daha akış halinde olalım. İşte trafikte de mesela biri bize korna çaldığında ya da inanılmaz derecede sinirlendiğimizde böyle bir derin nefes alıp rahatlayıp şu an bağırmayı da seçebilirim. O kişiye dalabilirim. Deli gibi işte dövebilirim. Ama tamam canım, yani canım demeyebilirsiniz. Tamam. Geçebilirsin. O yanlış bile olsa. Tamam, bir sorun yok deyip böyle kendinizi biraz rahatlatma moduna geçirebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar şunu unutmayın. Her toplum ve herkes net olarak korkuyla yönetilir. Korkunun olmadığı bir yerde birilerini yönetemezsiniz. Yönetmek derken de şundan bahsediyorum. Kontrol etmek, güvensizlik duymalarına sebep olmak. Çünkü birine güven vermezseniz ve onu güvensizlik, bilinmezlik halinde tutabilirseniz eğer, o kişiyi, o toplumu yönetebilmeniz çok kolaylaşır. Dolayısıyla her insan, size şeyden alıntı yapacağım bunu, yanlış hatırlamıyorsam Neil Donald Walsh'un, biliyorsunuzdur bu Tanrı'yla Sohbetler kitabı serileri vardır. Bu kaçıncı kitaptı bilmiyorum. Hani birinci derim, üçüncü de çıkar ama o seriyi okumuştum ve bir ve ikisini özellikle okumadıysanız tavsiye ederim. Ben yıllar önce okuduğum için o kitabı daha sizinle paylaşmadım. Ama bir daha okursam yakın zamanda onu muhakkak sizinle paylaşacağım. Orada şöyle bir şey vardı. Yani aşağı yukarı hani böyle bir cümle. Her insan düşüncesi ve duygusu iki temel duygudan kaynaklanır. Korku ya da sevgi. Ben tabii sevgiyi seçtiğimi rengimden de anlıyorsunuzdur. Ve bu iki temel duygu dışında bütün duygu ve düşünceler bu duyguların, yani bu iki temel duygunun değişik versiyonlarıdır demişti Neil Donald Walsh. Dolayısıyla bunu aklınızda tutmakta fayda var. Belki size çok iyi gelebilir bunu bilmek. Aynı zamanda o konuya çok bu videoda değinmek istemiyorum ama şunu da bilin lütfen. Yani bu aklınızın bence bir köşesinde olsun. Bu arada konudan alakasız ama ojelerimi görmenizi çok isterim. Çok seviyorum renkleri. Böyle beni mutlu ediyorlar. Siz de sizi ne mutlu ediyorsa özellikle bu dönemde gerçekten ona sımsıkı sarılın. Yani hiçbir şey komik ya da tuhaf değil. Belki yürümek size iyi geliyor. Belki küçükken yediğiniz o bonibonlardan yemek size çok mutlu hissettiriyor. O yüzden bunları yapın. Şimdi sevgiyle ilgili bu videoda çok dediğim gibi değinmeyeceğim ama aklınızda tutmanızı nacizane istediğim bir nokta var. O da şu. Arkadaşlar koşullu sevgi var, bir de koşulsuz sevgi var. Koşullu sevgi de hani büyürken öğrendiğimiz işte cezalandırılma, ödüllendirilme, işte şunu yaparsan seni seveceğim, bunu yaparsan seni sevmeyeceğim gibi gibi bir şeyi, aslında sevgiyi bir yerde hak etmeye dayanıyor. Ama koşulsuz sevgi, sen ne yaparsan yap, ne söylersen söyle ve sen kim olursan ol, ben yine de seni çok seviyorum. Bunu bilme duygusu, bunu hissedebilme hali aslında. Dolayısıyla benim burada korku ve sevgi derken en temelde bahsettiğim sevgi hali koşulsuz sevgi.
Sadece bunu bilin, şu anda bu yeterli ama ilerleyen zamanlarda belki koşullu sevgi ve koşulsuz sevgi, bunu böyle hani iki farklı konu olarak seve seve ele alabilirim. Bunun yanı sıra aslında korku dediğimiz şey de sadece sevginin olmaması demek. Yani ışığın olmadığı yerde karanlık vardır ya, o korku. Ama o ışık geldiği anda, o güneş doğduğu anda ya da o perdeyi araladığınız ve ışık içeri sızdığı anda aslında siz sevgiyi davet ediyor oluyorsunuz. Bu kadar kolay. Ve videonun sonlarına gelirken şunu da sizinlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten kim olduğunuzu bilmek, gerçekten bunu hissedebilmek, korona da olsa, çekirge istilası da olsa, işte zombiler de gelse, depremler de yaşasak, savaşlar da olsa, sınırda bu sorunlar da yaşansa, sevgi de olduğunuzu bilmek, gerçekten kim olduğunuzu bilmekten geçiyor. Ve arkadaşlar, her iki koşulda da, yani korkuda da olsanız, sevgide de kalsanız, bu durumları diyeyim, bu inanılmaz derecede belki acı verici olayları yaşayacağız. Şu anda yaşıyoruz. Evet, bu öyle ya da böyle şu anda bir gerçek. Bütün dünyanın, bizlerin gerçeği. Ama ben size diyorum ki, gelin bunu korku halinde yaşamaktan ve bunu çoğaltmaktansa belki bir süre haberleri ara verelim. Belki daha çok meditasyon yapalım, içimize dönelim. Bize iyi gelen şeylere daha çok önem verelim. Ve bunu yaşarken de kim olduğumuzu daha çok hissedelim. Çünkü burada bu gerçek sevgi halinde bunlara girmeyeceğim ama gerçekten başarmak, kaybetmek, ulaşmak, onların da olmadığı bir yer var. Ve burada sadece saf sevgide kalabiliyorsak eğer, onu en azından biraz olsun, ben de bunu 7/24 asla hissedemiyorum. Ama sevgide olmayı seçebiliyorsam, en azından günün bir saati bile olsa, gerçekten bütün her şey daha kolaylaşıyor. Joy'u da aldım yanıma, onunla beraber videomuzu bitirelim. Gerçekten arkadaşlar, sevgiyi mi seçiyorsunuz, korkuyu mu? Bunu yorumlarda benimle paylaşın. Yani gerçekten bunu paylaşmanız benim için çok değerli. Ve belki siz de bu vesileyle bir düşünebilirsiniz. Gerçekten ben sevgi mi, hani sevgide miyim yoksa korkuda mıyım? Böyle güven duymuyor muyum bu aralar hiçbir şeye ve panik halinde miyim? Yoksa her şeyin yoluna gireceğini biliyor muyum? Böyle bu arada yüksek ses vermez. Tamam çocuğum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız ve aynı zamanda o bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla ve inanılmaz derecede o içinizdeki umut duygusunu daha çok yeşerterek. Ben şuna çok inanıyorum. Gerçekten ya, inanılmaz inanıyorum. İnadına yaşamak, inadına sevmek, inadına umut yeşertmek, yani inadına yapmak. Ve bu aralar bence bu inat duygusunu, ama o böyle hani yeneceğim seni Brutus vardır ya, öyle bir duyguyla inadına, yani inadına yapın, inadına sevgide kalın, inadına umut verin, inadına gerçekten gidip sarılmayın birileriyle ne olur ne olmaz, ama inadına böyle wow, müthiş hissediyorum kendimi, her şey çok güzel olacak, bunu atlatacağız, biliyorum. Bunu şuranızda, ta kalbinizde hissetmenizi diliyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Güzel işte, yaşıyoruz, gidiyoruz. Böyle ustalar, sesler, bir gün o iş, bir gün bu iş, sabahın 7'sinde başlıyor falan. Böyle muhteşem, güzel güne başladım. Hiçbir şekilde sinirlenmedim. Bak yine ses var. Çünkü artık buna bağışıklık geliştirdim.